Herkese selam arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi 2. videoda karşınızdayız. Burada Ali Fuat Cebesoy bu cepheye atanmıştı. Sivas Kongresi'nde temsil heyeti yürütme yetkisini kullanarak Ali Fuat Cebesoy'u atamıştı. Yunanlara karşı savaşıyoruz. Burada ilk olarak 6-11 Ocak 1921 tarihinde 1. İnönü Savaşı oluyor arkadaşlar. Bizim Eskişehir İnönü ilçesinde Yunanlarla yapılmıştır. Bizim Eskişehir derken yanlış olmasın yani. Ben Eskişehirliyim. Bizim Eskişehir derken İnönü ilçesine gittiğim için, bildiğim için aklınıza beni getirin. Bizim hoca Eskişehirli. Oradan aklınızda kalabilir. Çoğu kişi İnönü ilçesini bilmeyebilir. Eskişehir'in ilçesi. Ben de Eskişehirli olduğum için Eskişehir İnönü ilçesinde yapılmıştır. Çünkü 1. İnönü Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nda bence Lozan'dan sonra gelebilecek en önemli konu olarak karşımıza çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok soru gelebilecek yer var. Biraz sonra zaten göreceğiz. Savaş öncesinde Çerketeritem isyan ediyor. Bir de savaştan önce eski Kuvayi Milliyeci olan, söyleyemedim, Çerketeritem isyan ediyor. Zaten hani ayaklanmadan bahsetmiştik. Önceden iyiydi. Sonra bozulanlar olarak karşımıza Çerketeritem de çıkıyor. Bir de Demirci Mehmet Efe var arkadaşlar. Bu asker iyiyken, bu adam iyiyken Çerketeritem sonradan isyan ediyor. Tam da 1. İnönü Savaşı olurken. Hemen hemen sanırım 6-5'i gibi yani. Bir gün öncesi veya tam tarihinde. Hem Yunanlılar var, bir tarafta Çerketeritem var. İki tarafta karşı savaşıyoruz. O derece bir durum yani. Zaten Kurtuluş Savaşı, düşmanlar, Yunanlılar sarmış, her taraftan sarmış. Bir de sen gel isyan et. Yani bizi zorluyor arkadaşlar. Kendi içimizdeki insanlar da bunu yaparsa çok zor bir durumdan geçiyoruz. Ona rağmen savaşı kazanıyoruz. Savaşı kazanıyoruz. Hem Çerketeritem isyanını bastırıyoruz, hem de Yunanlıları İnönü'de durduruyoruz, yeniyoruz. Zaten burada ordumuz yeni kurulmuş. Neden düzenli ordu istiyoruz? İlk bölümde biraz bahsetmiştim. Arkadaşlar düzenli ordu yani Kuvayi Milliye disiplin yok. Yani bir emir komuta zinciri yok. Öyle olduğun için düzensiz. Mesela içinde dedim Çerketeritem isyan edebilir. Bu eder, o eder, şu eder. Hep sıkıntı. Biz içten içe yer. O yüzden düzenli orduya geçmemizdeki mantık bu. Biz yeni kurulduğumuz için Yunanlılar bu yeni kurulan düzenli ordunun güçlenmesini istemiyorlar. Engellemek istiyorlar. O yüzden savaş açıyorlar. Peki Yunanlılar başka ne istiyor? Kankis İngilizlerle arasındaki muhabbeti biliyoruz. Her zaman kollamışlar. Bu yüzden İtalya'ya bile İngilizler gözden çıkarıp Yunanlılara destek veriyor. Niye? İtalya Yunanistan'dan daha güçlü. O yüzden güçsüz Yunanlıları almak istemesi, onu pışpışlaması İngilizlerin daha çok hoşuna gidecek. O yüzden Yunanlılara sen benim buradaki gözümsün, kulağımsın deyip İngilizlere veriyor gazı. Yunanlılar da ne yapıyor? İngilizlere şirin gözükmek için, tatlı gözükmek için ne yapıyor? Gözüne girmek için Osmanlı'ya savaşıyor. Ben diyor bunu alırsam diyor İngiltere desteğiyle diyor güzel şeyler olur. Düşünce bu şekilde. Siz de böyle bir hikaye yaparsanız 1. İnönü Savaşı'nın mantığını anlarsınız. Amaç ne? Eskişehir, Ankara'yı alıp yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni bitirmek. Zaten Osmanlı diye bir şey kalmadı. Yavaş yavaş Türkiye kuruldu, Türkiye Cumhuriyeti. Kökten bitirmek, başlamadan bitirmek düşüncesi. Ama savaşta İsmet İnönü gerçekten İzzettin Paşa başarılı, mükemmel bir savaş taktiğiyle savaşı kazanıyorlar. Hem Çerketeritem'i durduruyorlar. Ali Fuat Cebesoy aynı şekilde. Hem de Yunanlıları yeniyoruz. İsmet İnönü diyorlar ki sen general ol. General yapıyorlar. Böylelikle meclise bir güven artıyor. Çünkü niye? Yeni kuruldu. Herkes tedirgin. Acaba başarılı olur mu? Olamaz mı? O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir güven artmış. Ve düzenli ordu ilk çıktığı mücadelede savaşı kazanıyor. İlk zaferi oluyor. Bu da önemli. Hem meclise güven artar, hem düzenli orduya güven artar, hem de askerlerimize bir güven gelir. Şimdi sonuçta da geçmeden bir şey söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne çıkan
Mesela kim? Karagümrük. Yine ikincilikten gelmiş. Karagümrük birinciliğe çıkmış. Ve kafaya oynamış. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiş. Orada karşısına gruptan çıkan Real Madrid mesela. Real Madrid'i yeniyor. Hem Türkiye'de bir güven artıyor hem de onlara karşı futbolcularına bir özgüveni oluyor. İkinci maçta başka takıma daha rahat çıkar. Bunun gibi. Burada meclis güven artıyor. Düzenli ordu yani askerler mutlu, komutanlar mutlu bir kazanç olmuş. İkinci, üçüncü savaş olduğu zaman daha motive olabilir şeklinde bir durum söz konusu. Evet arkadaşlar gelelim birinci Yunanlı Savaşı'nın sonuçlarına. Beni dinleyen arkadaşlar. Amacım kafada, beyinde kalmasını sağlamak. İşin mantığı, yani işin mantığındayız. Çok yazmak iş değil. Şifrelerimiz, taktiklerimiz var. Mesela 1. Yunus Savaşı'nın sonuçları. Talim. 1. Yunus eşittir talim. Bunu bilirsem ben sonu kaçırmam. Bakalım şimdi talime. 1. Teşkilat-ı Esasiye. Yani 1921 Anayasası. 20 Ocak'ta karşımıza çıkmış. Kardeşim zaten biz bunu vatandaşlıkta anlatmışız. 82 Anayasası'nın içinde. Tekrar buraya koyup da kafa karıştırmaya gerek var mı? Yok. O yüzden anlatmadım. Dinlemek isteyen arkadaşlar varsa vatandaşlık 4. bölümüne yanlış hatırlamıyorsam 82 Anayasa bölümüne, Anayasa Hukuku bölümüne bakabilir. Zaten soru gelme şansı düşüktür burada tarih için. Ama vatandaşlık için dinleyen arkadaşlar dinleyebilir. Afganistan Dostluk Anlaşması 1 Mart'ta imzalanmış. Tek bilmem gereken şu. Afganistan'la bizi tanıyan ilk Müslüman ülke. Bitti. Gerisi hiç beni ilgilendirmez. Bakın Teşkilat-ı Esasiye bir cümle. Afganistan Dostluk Anlaşması bir cümle. İlk Müslüman ülke. Bu kadar bahsettim. Londra Konferansı. 21 Şubat 12 Mart'ta olmuş. Tekrar döneceğiz çünkü. Bakın 5 Mart'ta 5 tane sonuç var. Önemli sonuç. 2 tanesi bir cümle. Londra Konferansı detaylı. İstiklal Marşı 12 Mart'ta detaylı. Moskova Anlaşması 16 Mart'ta detaylı. Görüyorsunuz. Şimdi bakın talim derken Teşkilat-ı Esasiye 20 Ocak. Afganistan 1 Mart. Londra 21 Şubat 12 Mart. 21 Şubat gibi düşünebilirsiniz. İstiklal Marşı 12 Mart. Moskova 16 Mart. Hemen kronolojik sıraya göre düşünebilirsiniz. Yani bazen iki tarihler kafa karıştırabilir ama talimi bu şekilde yaparsanız işin içinden çıkarız arkadaşlar. Şimdi Londra Konferansı'na bakalım. 21 Şubat 12 Mart 1921 tarihi arasında Londra Konferansı düzenleniyor. Burada düzenleyenler kimler? Biz değil tabii ki. Yabancı devletler düzenliyor. Yunan ordusuna zaman kazandırmak istiyorlar. Çünkü yenildiler. İlgilerden çıktılar. Moralleri bozuk. Birinci yönünde kaybettiler. Amaçları sevri bize kabul ettirmek. Başka düşünceleri yok. Bizi davet eden İtalya. İtalya diyor ki yani bu Paris Barış Konferansı'nda İtalya bir grup orada Yunanlarla dolayı İngiltere arasında bir görüş ayrılığı yaşanmıştı. İtalya diyor ki siz de gelin. Meclisi davet ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Bekir Sami Bey, Osmanlı Devleti adına ise Tevfik Paşa katılıyor. Bakın iki tane devlet katılıyor. Birincisi kim? Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi yani Türkiye, diğeri Osmanlı Devleti. İkisi de burada. Amaçlar ne sizce? İkilik çıkartmak, birbirimize düşürmek. Hem onu çağırmış hem beni çağırmış. Düşünceleri bu. Ama Tevfik Paşa diyor ki söz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Söz bu milletin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. Söz Bekir Sami Bey'in diyerek itiraf devletlerin oyunu burada bulunmuş oluyor arkadaşlar. Sonuç olarak burada İtalyanların sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi itiraf devletleri tarafından tanınmış oluyor. Evet istiklal marşına geçmeyelim bir toparlayalım. Talim var burada. Teşkilat-ı Esasiye, Afganistan Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı, Moskova Anlaşması.
Teşkilat-ı Esasi vatandaşlık dersinde detay olarak görmüştük. Afganistan Dostluk Anlaşması ilk Müslüman ülke Afganistan. Londra Konferansı'nda amaç ikilik çıkarmak. İtalya davet ediyor. İngiltere'nin düşündüğü şu, birinci ünlünün kaybedilmesi için yaralarını sarmak, Yunan ordusuna zaman kazandırmak, Sevr'i bize kabul ettirmek, o yüzden Osmanlı'yla çağırıyor, amaç ikilik çıkartmak. Düşünce bu. Sonuç olarak burada Tevfik Paşa söz meclisin diyerek bu İngiltere'nin itiraf devletleri oyununu bozuyor. Böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi resmen tanınmış oluyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, burada kalıyoruz İstiklal Marşı'nda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.